Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda cedel kavramı üzerinde durmak istiyorum. Cedel, mücadele etmek, tartışmak ve bir takım bilgilere bağlı bir şekilde bir mücadele vermek. Bu gibi anlamlarda kullanılan bir kelime. Bir de daha çok kendini haklı gösterme gayreti anlamında da kullanılıyor. Ayette mesela şöyle denilmiş: وَكَانَ الْاِنْسَانْ اَكْتَرَ شَيْءٍ cedele. İnsan cedelce, çok mücadeleci bir varlıktır. Yani insan durup dururken mücadele olmayacak bir yerde bile hemen işi tartışmaya götürür ve başka bir mecraya çekiverir. İnsanın böyle cedelci bir tabiatı var. Bu cedelci tabiat eğer müspet bir davayı anlatmada olursa faydalı olur. Allah'ın dinini savunmak, dinin hakikatlerini başkalarına anlatmak da son derece faydalı olur. Fakat lüzumsuz tartışmak, lüzumsuz gevezelik yapmak anlamında bir cedel içine girilecek olursa bu da insana vakit kaybettirir ve boşuna nefes tüketmiş olur, boşuna vakit geçirmiş olur. Kur'an-ı Kerim'de mücadelenin hem hak yolda hem de batıl yolda olduğu nazara verilmektedir. Mesela bir ayette şöyle buyuruluyor: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ. Nefislerine hıyanet edenleri sakın savunmaya kalkma. Onlarla alakalı bir mücadele içine girme. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلْ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقْ فَأَخَذْتُهُمْ. Bazılarının durumu nazara veriliyor. Onlar batıl yolda mücadele verdiler hakkı mağlup etmek için. Ben de onları yakaladım, cezalandırdım. Demek ki bazı insanlar hak yolda mücadele eder, bazı insanlar ise batıl yolda mücadele verirler. Hazreti Nuh kavmine Allah'ın dinini çok uzun süre anlatmış. Kavmi demişler ki: "Galu ya Nuh." Dediler ki: "Ey Nuh, gad cadeltene, sen bizimle mücadele ettin, fe ektarte cidalena, ve bu mücadelende bayağı da ileri gittin." Hani kavmi Nuh demiş, peygamber dememiş, ama Hazreti Nuh sabırla onları anlatmaya devam etmiş. Her peygamberin hayatında bu manada bir mücadele var ve yorulmadan, bıkmadan kavmini anlatmaya devam ediyor. İnsanlar, muhatap olduğu insanlar inanmamakta ısrar ediyor, ama Hazreti Nuh gibi peygamberler anlatmakta ısrar ediyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de mücadele ile alakalı dikkatimizi çeken durumlardan biri Mücadele suresi. Bu sure ismini Havle binti Salebe'den almış. Havle binti Salebe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. "Ya Resulallah," diyor, "kocam bana zihar yaptı." Yani onlarda bir boşama şekliymiş. "Sen bana anam gibisin," derse hanımını boşamış oluyor. "Ya Resulallah, bir çıkış yok mu, yolu yok mu? Ben boşanmak istemiyorum, çocuklarım var," diyor. Peygamber Efendimiz de "seni boşamış," diyor, "benim bu durumda yapacak bir şeyim yok." Bunun üzerine kadın bayağı bir mücadele veriyor. Kur'an-ı Kerim onun mücadelesini bize anlatırken şöyle bildirir: "Gad semiallahu gavlelleti tücadilüke fi zevcihe ve teşteki ilallah." Yani kocasıyla alakalı seninle mücadele eden kadının sözünü ve halini Allah'a şikayet eden o kadının sözünü Allah elbette duydu. Burada kadından mücadele diye, yani mücadele eden, cidal eden, kendini bu şekilde savunan bir kadın şeklinde ayet bunu nazara veriyor. Bir adeta çırpınıyor. Yani bir boşanma olmasın, evlilik hayatım devam etsin diye. Normal o günün örfüne göre boşanmış durumda, ama Allah-u Teala bir çıkış yolu gösteriyor ve zihar olayında erkek kefareti vermek suretiyle evlilik hayatı devam edebilir. Bu şekilde ayetlerin devamında bir çıkış yolu gösteriliyor. Ehli kitapla mücadele var. Ehli kitap, kendilerine kitap verilmiş Yahudi ve Hristiyanlar. Bunlarla alakalı ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor:
وَلَا تُجَادُلُ اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِ يَحْسَنْ Ehli kitapla ancak en güzel bir şekilde mücadele edin. اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Onlardan zalim olanlar müstesna. Yani ehli kitaptan demek ki zalim olanlar var, bir de zalim olmayanlar var. Zalim olanlarla elbette daha sert bir mücadele olur. Ama ilim sahibidir ve meseleyi ilimsel bir platformda ele alabilecek seviyededir. Bununla normal ilmi müzakere yapılır ve onlarla mesele hakkında enine boyuna görüşülür ve konuşulur. Kur'an-ı Kerim'de insanların rastgele mücadelesiyle alakalı şöyle bir ayete yer verilmiş. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ İnsanlardan bir kısmı da vardır ki Allah hakkında bir ilme dayanmadan, herhangi bir rehberi olmadan, bir delili olmadan ve kitab-ı münir, aydınlatıcı bir kitapta olmadan mücadele eder. Yani Allah hakkında ileri geri konuşur. Halbuki bu konuda bir bilgiye sahip değildir, delili yoktur, aydınlatıcı bir kitap da önünde söz konusu değildir. Herhalde insan bu konuda rastgele konuşmak suretiyle kendini helak etmiş oluyor. Halbuki ona yakışan, burada nazara verildiği şekilde ilme dayanmalı, delile dayanmalı, önünde kitap olmalı, ona göre konuşmalı. Yoksa alemleri yaratan Allah hakkında rastgele konuşmak kişinin haddini aşmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de şeytanların mücadelesinden de söz edilir ve denilir ki اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْهُنَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etsinler diye vahyederler. Buradaki vahiy ilham, teşvik, tahrik bu gibi manaları ifade eder. İşte şeytanlar kendi dostlarına tahrikte bulunuyorlar. İman eden, ehli imanla mücadele edin diye. Gerçekten de bunun tezahürünü görüyoruz. Mesela bir insan kafir olabilir. Kendi kabul ettiği sisteme göre yaşayabilir. Ama orada durmuyor, orada kalmıyor. Ehli imanın hayatına müdahaleye çalışıyor. Ehli imanla bir mücadelenin içine giriyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Şeytan kışkırtıyor. Şeytan pohpohluyor. Bunun neticesinde rahat durmuyorlar ve ehli imanla ehli küfrü birbiriyle çarpıştırıyorlar ve mücadele ettiriyorlar. Konuyla alakalı son olarak şu ayete de dikkat çekmek istiyorum. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي اَحْسَنِ İnsanları Rabbinin yoluna şu üç şekilde davet et. Bunlardan birincisi اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ Hikmet ile وَالْمَوْزَةِ الْحَسَنَةِ Güzel öğüt ile. Buradaki hikmet üst düzey insanlara yapılacak davettir. Üst düzey insanlar gerçekten mücerret hakikatleri, dinin yüksek meselelerini anlayacak seviyedelerdir. Onlarla hikmetle konuşmak lazım. Ama avam-ı nas durumda olanlara da güzel öğüt vermek lazım. Mev'ize-i hasene, güzel öğüt. Ardından da inatçı olanlar var. İnatçı olanlarla da وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ En güzeliyle mücadele etmek. Cenab-ı Hak bizleri hak yolda en güzel mücadeleyi yapan, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet eden bahtiyarlardan eylesin.